Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PdD Demekırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dozebahtuday isimli dizimizin dördüncü bölümünün muhabbetini, incelemesini yapacağız bu bölümde. Şimdi işler, taşlar tam olarak yerine oturdu. Dizi oldukça keyifli bir şekilde ilerliyor. Harika görsellerle devam ediyoruz. Bu bölümde de oldukça etkileyici, hoş görseller vardı. Bu arada buraya notlar aldım çünkü çok fazla olay olmuştu. Karıştırmayayım, eksik bir şeyler söylemeyeyim diye küçük küçük notlar aldım. Onlara bakarak devam edeceğim efendim. İlk olarak isyanı görüyoruz. Bu son yarıştan sonra cidden şehirde bir isyan çıkmıştı ve millet birbirine girmişti. Titus başa geçtikten sonra isyanı bastırıyor. Bayağı insan ölüyor. En son işte bir bölgede 200 insanın öldüğünü söylüyor general. Ve sonrasında 4 aile geliyor. Diyor ki ya bu isyan sizin yüzünüzden çıktı. Babında bir şeyler söylüyor. 4 ailede yani bu yarış haneleri de Diyorlar ki, yok kardeşim bizimle alakası yok. Bu yeni beşinciyi kattınız siz. Bunlar alttan gelme işte get dolardan gelme bunlar yüzünden çıktı diyerekten. E, onu suçluyorlar. Yani şey bizim ten, tenaksimizi suçluyor. Tenaksimizi suçluyorlar. suçluyorlar. E, o orada olmadığı için ve imparator ve soylar senatörler orada olduğu için e, kendi aralarında karar veriyorlar ve tenaksın yarıştan çekilmesine yani beşinci araba hanesinin İptali hakkında Titus karar veriyor. Gerçekten o da suçlu olarak onu görüyor. Zaten Tenax'ın kardeşiyle neydi kardeşinin ismi Domiş, Domitian'la bir bağlantısı olduğunu da biliyor. Bu nedenle bir nevi cezalandırma bir taraftan da senatörlerin gönlünü hoş etmek amacıyla buna karar veriyor ve bütün şeyini Tenax'ın el koyuyorlar. Tenax diskalifiye olduktan sonra doğal olarak şampiyonu buna itiraz ediyor. Yani şey itiraz ediyor. Ee, senin için yarıştım, senin için mücadele ettim. Ulan e, başımıza gelmeyen kalmadı diyerekten Tenax'tan ayrılıyor. Direkt satıyor yani. Ee, onu o da bitmiyor. Ardından beyaz ev, beyaz hane gelip araba bu arabalar bana aitti. Ben yaptırmıştım. Elimden aldın deyip arabaları da elinden alıyor. Tenax bayağı bir bir anda afallıyor. Zor durumda kalıyor. Tabii ki başroldeki kahramanımız olduğu için e, belli ki bu işleri düzeltmek için bir yol arayacak. Çünkü hem akıllı bir karakter hem de kolaylıkla bürokratik o diplomasiyle bir şekilde yolunu bulmayı başaran karakterlerden birisi kendisi. Bu ara bu olaylar devam ederken Domitian'da oldukça sıkıntıya düşüyor. Titus krallığını ilan ettikten sonra Domitian'ın üzerine gidip baskı kurmaya devam ediyor. Ee, gelen gemiler var, yiyecek gemileri. Bu gemiler gecikti ve bu gecikmenin sebebini araştırırken komutanlarından biri bunun Domitian tarafından yapıldığını iddia ediyor. Bunu iddia etmesi sanırım şeyle alakalı, bu Yahudi kraliçeyle alakalı bir durum. Diyor ki bunlarla alakalı olabilir diyor. Domitian, Domitian yaptı bu işleri diyor. Bunun üzerine Titus bunun peşine düşüyor ve Domitian'ı bir çeşit cezalandırıyor. Hapse yani ev hapsi gibi bir şeye alıyor. Tabi bu da bu durumdan çok rahatsız kendisi. Tenax'a görüşüyor. Tenax'a diyor ki evet diyor şeyleri gemileri ben yavaşlattım. E, Titus'un zor durumda kalmasını istediği için yapıyor. Titus'u zayıflatmak e, şeyini imparatorluğunu zayıf bir imparator olarak göstermek için böyle bir yola girişmiş. Yani gerçekten de arka kapı oyunlarına devam ediyor bizimki. Diyor ki Tenaksel kardeş diyor sen diyor benim bu işi yaptırdığım adamların hepsini kellesine al. Bunlardan biri de daha önceki bölümde konuştuğum Hatta ileride daha büyük işler yapacağını tahmin ettiğim Ama bu bölümde ölen kıvırcık saçlı Domish'in adamlarından biri. Şimdi bütün kötü işlerini, pis işlerini, yeraltı işlerini, işte askerlerden işte altın kaçırmadan tut da birilerini öldürme gibi işlerin tamamını bu adamlara ihale ediyordu Domish'in. Yani aslında bunların tetikçi şey Domish'in tetikçileriydi. Tenax'ın çok işine geliyor bu. İleriki bölümlerde çok büyük avantaj kazandı. Tenax hemen bunu kabul ediyor. Diyor ki sen diyor benim araba yarışlarıma, araba yarışlarına benim hanemi geri sok. Ben de bunları halledeyim diyor. Bir taşla iki kuş vuruyor. Hem araba yarışlarına geri dönüyor hem doğum işini artık tamamen kendine bağlamış oluyor. Çünkü artık bir alternatif kalmıyor. Bütün adamlarını öldürüyor Tenax. Çünkü adamlarını öldürmezse adamlar gidip Titus'a konuşacaklar. Yani güvenilir, iş bitirici adamların hepsi öldürülüyor Tenax tarafından. Böylece Tenax artık Domitian'ın birinci alternatifi oluyor. Yani başka artık alternatifi kalmıyor. Domination da Tenax'a daha yüksek bir mertebe, etiket sözü veriyor. Şimdi böylece ikisi ciddi anlamda artık ayrılmaz müttefikler haline gelmiş durumda. Uzun süre Titus var olduğu sürece, diğer haneler var olduğu sürece Titus artı diğer haneler, Domitian artı Tenax'ın kapışmalarını göreceğiz gibi. Bu oldukça... E, Tenax için zorlayıcı bir rakip. Yani bir tarafta imparator ve senatörler var, diğer tarafta imparatorun kardeşi ve sen varsın. Bu oldukça onun için sıkıntılı bir mücadele gibi gözüküyor. Bakalım hangilerini ilk o hanelerden kimleri ekart edip kimleri durduracak? Benim merak ettiğim kısımlardan biri bu. Ee, cenaze töreni düzenleniyor daha sonra. İşte Antonio abimizin, Vespasian abimizin oldukça etkileyici bir cenaze töreni. Hani böyle işte küçük bir yerde falan yapmamışlar. CJ'yi kullanmışlar bütün Romalıların meydanda toplandığı bir tören izliyoruz. Bu sahneleri oldukça iyi yapmış, etkileyici yapmışlar. Savaş sahnelerini, araba yarışı sahnelerini, işte bu isyan sahneleri. Mesela bir önceki bölümde Domitian böyle şey, Antonio abimiz balkonda isyan eden insanlar izliyordu. Etrafta koşan insanları izliyordu. Bu tip sahneleri oldukça etkileyici. Yani geniş açıyla bir imparatorluğun bir parçası olduğumuzu bize hissettiren sahneler çekmişler. Genelde bizim tarih dizilerinde falan sıkıntılı olan kısım budur. Bu kadar geniş açılı görüntüler Pek izleyemiyoruz çünkü bunu yapmak oldukça zorlu ve pahalı bir iş. Daha sonra bu cenaze töreninde rahibeler görüyoruz. İşte şey, bakire rahibeler. Bu Numudiyalı ablamız tabii ki çok zeki. Hatta dizideki herhalde Tenaks'tan sonra en akıllı ve en iş bitirici karakterlerden biri. Hemen diyor ki bu kızlar kim, neyin nesidir falan diye yanındaki kadına soruyor. E, bu yanındaki kadın da küçük kızının köle olduğu mavi hanesinin çalışanlarından birisi. O da diyor ki bu diyor kadı kızlar diyor kimi isterse onu kölelikten kurtulabilir, kurtarabilir. İstediği her şey olur. Öyle çok önemli üstün ruhani değerli insanlar. Bunu öğrenci Numidyalı kadın diyor ki bir tane bunlardan birisi de kadınlardan birisi de mavi hanenin kızı. Diyor ki ben bunu bir şekilde bağ kurarım, iletişim kurarım, kızımı buradan kurtarabilirim diye düşünmeye başlıyor. Hem bu yolu denerken bir yandan tenaksan daha çok para tırtıklayıp, işte daha çok maaş alıp, daha çok para elde edip çocuklarını kurtarmak yönünde bir derdi var. Kadının amacı, hedefi bu. Bunu biliyoruz zaten. Ee, sonra Antoni abimiz yani Vespasian abimiz ve Titus arasında geçen bir konuşma görüyoruz. Orada e, İmparator oğlu Titus'a parayla ilgili bazı, ...şeyler, hileler, trikler öğretiyor. Diyor ki ya tuvaletten para mı alıyorsun sen diyor. Böyle bir konuşma geliyor. Orada Antony abimiz diyor ki... E, ...parayı kokla bakalım diyor. Kokuyor mu diyor, kokmuyor diyor. Para kokmaz diyor ama sen paranın işte... ...peşine düşeceksin. Parayı nasıl alacağını bileceksin gibi bir şey söylüyor. Yani Titus'un bu nasihat alıp değerlendirecek mi yoksa Titus gerçekten parayla ilgili kısımlarda pek becerikli biri değil mi? Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Zaten hani becekli olmasını beklemiyoruz çünkü Titus bir bürokrat ya da devlet yöneticisinden daha ziyade asker. Yani askerlerin parayla çok işi olmaz. Savaşlar para onlara gelir gibi bir durum var. Yani Titus'un bu konuda biraz zayıf olduğunu mu vurguluyor bu sahne? Tam emin olamadım ama sanırım bunu vurguluyor. Daha sonrasında bu Numidia'la annenin başarılarını görüyoruz. Her yerde hem kızları sayesinde istihbarat alıyor. Bu kumar oynanan yerde ilerleyen sahnelerde işte çok iyi kumar oynatıyoruz. İşte insanları gaza getiriyor. Daha çok bahis oynatmasını sağlıyor. Çok fazla dil biliyor. Ablamız Numidya'nın gizlik kraliçesi midir nedir ben çözebilmiş değilim. Yani. her konuda çok yetenekli çok başarılı bir kadınla karşı karşıyayız. Tenax bundan etkileniyor ve kadına diyor ki sen Roma'da başarılı olacaksın. O da diyor ki yok çocuklarımı alır giderim gibi bir şey söylüyor ama bence gitmeyecek. Yani bu kadar Roma'da bir şeyler başarıp para kazanıp hem çocuklarını kurtarıp hem bir noktada yükselecek belli ki. Tenax sayesinde aynı zamanda. Bu yükselme gerçekleştikten sonra hadi gidelim Numidya'nın köyünde Afrika'nın köyünde takılalım diyeceğini zannetmiyorum. Bence bu ablamız buraya artık kalıcı. Öyle gözüküyor. Ee, şampiyonumuz mavi Hane'ye gidiyor Tenax'tan ayrıldıktan sonra Tenax'in şampiyonu ee, orada mavi Hane'nin... sahibesi yani kadın biraz aşağılıyor diyor beni yapmıştım da işte diyor kocasının önünde diyor işte benimle birlikte olmuştu ya diyor onun için mi geldin gibi bir şeyler söylüyor Romalıların bu konuda çok rahat olduğunu bu dizide bir daha görürüz işte öldürülen adamların işte kerhan kerhanideyken gırtlakları kesip öldürüyor işte Domitian iki tane üç tane adamla yatakta grup seks yaparken şey içeri giriyor askerle içeri girip daha çağırıyor kardeşini çağırıyor sonra havuz sahneleri var işte hamam sahnesi gibi bir şey öyle bir hamam değil de özür dilerim havuz sahnesi var ha bir de şey Titus'un hamam yapacağını falan öğreniyoruz bu cenaze töreninde öyle bir sahne daha var demek ki yeni hamam sahneleri de olacak orada da bol bol cinsel sahne, cinsel görüntülerin olan art 18 sahneler göreceğiz gibi gözüküyor e, film bu konuda yani dizi bu konuda çok rahat bol bol bize bu sahneleri izletiyor bu sahneleri gösteriyor daha sonrasında işte şampiyonun mavi evden gitti, haneye gittikten sonra orada kabul görmeyip beyaz haneye gittiğini görürüz. Orada da çok cüzi yani alması gereken rakamın çok altında bir rakamla bir şekilde anlaşmak zorunda kalıyor. Bu konuda tabi biraz dertli hani istediği şeyler olmamış alacağı rakam düşmüş falan. hatunlarla iki tane hatunla alem yaparken tenaks giriyor onunla bir tartışmalar oluyor. Ya diyor sen beni hemen nasıl satıyorsun diyor ben halledeceğim diyor. O da bırak ulan diyor sen hep yıllardır seninle uğraşıyorum uğraşmayacağım gibi bir şey söylüyor ve belli ki şampiyon Tenax'tan ayrılacak, ayrıldı gibiler. Hani geri dönebilir. Oldukça hani dizide sempatik, tatlı bir adam olarak gösteriyor. Tenax'ın da yakın kankası olarak gösteriyor. Bir ihtimal Tenax'ın yerine, yerine geri dönebilir. Ee, belki bazı olaylar yaşandıktan sonra yani belki bu şampiyon bir şekilde öldürülmek istenecek. Tenax onu koruyacak, kurtaracak falan böyle bir Olay yaşadıktan sonra Tenax'ın takımına büyük ihtimal geri dönecektir ama Tenax diyor ki ben İspanyollarla devam edeceğim. Ortanca kardeşinde yeni bir yarışçı olarak sahneye çıkma ihtimali var. Öyle gözüküyor şu an için. Efendim şölenler muhabbeti var daha sonraki sahnede. Şölenler'de Dimitri Dimit Domishon bonus saçlı Peru olan abimiz geliyor. Bu bonus saçlı beyaz suratlı hani birazcık günümüzde palyançoları andıran bu yarışın bu şölenlerin düzenleyicisi olan e, karakterler oluyor genelde Roma'da bunlar. E, bu şey Domitian'da böyle bir karakter. E, pardon, Domitian'daki adam da böyle bir karakter ve çok ilginç fikirleri olduğunu görüyoruz. Bu ara şu an odaklanmayı geçtim. Dışarıdan bir kedi sesi geliyor. Galiba evin evimizin yani önünde şu an apartmanın içinde bir kedi dolanıyor. E, bu video bittikten sonra gidip ona bakmak lazım. Çünkü kedimi yavlayıp duruyor dışarıda. Saatte geç. Belli ki içeri almışlar. Kapıyı kapamışlar. Hayvan dışa çıkamamış. Miyavlayıp duruyor. Şu an onu duyduğum için konuştuğum şeylere odaklanmakta zorluk çekiyorum. Kulaklığı çıkarmamak sebebi de oy oydu. Neyse konumuza geri dönecek olsak Domitian ve bu peruklu şölen düzenleyen abimiz e, ilginç fikirleri var. İşte yok erkek maymunları kadınlara üzerine salalım falan şeklinde tuhaf fikirleri var. Daha sonrasında işte bu e, Titus'un şeyi fethetti, Yahudilerin ülkesini fethetti, savaşı canlandırma kararı alıyorlar. Şimdi bu çok iddialı gözükebilir, sahne de çok iddialıydı. Bundan daha iddialı şeylerin Roma'da gerçekten yapıldığını biliyoruz. Yani en azından ben biliyorum. Bir şeyde arenasında Romalıların şey yaptığını biliyoruz. Bayağı bildiğiniz havuz, deniz canlandırması yapıp oraya küçük yelkenler falan koyup yelkenler üzerinden birbirine ok atarak sava gladiyatörleriyle savaştırdığını biliyoruz. Yani bu şov olayını ciddi anlamda Romalılar çok hat safhaya taşımış. Ee, entertainment olayının zirvesini yaşamışlar o dönemde. Yani bundan 2000 yıl önce adamlar sahnede canlandırmalar, tiyatrolar, işte adamlar, aslanlar, maymunlar falan filan böyle çılgın bir şov dünyası var Roma'da. Ve adamın söyledikleri şeylerden bunu bir kere daha görüyoruz. Bu bölümde özellikle Romaların hayatları, işleyişleriyle ilgili birçok güzel sahne çekmişler ve şey diyorsun vay be adamlar demek bunları yapıyordu, bunları yaşıyordu falan şeklinde kafanızda o dünyanın 2000 yıl öncesinin o dünyasının neler yaşandığını, neler gördüğünü bir kere daha görüyoruz bu dizide. Yani bu bölümden en azından. Neyse şölenlerle ilgili sonra dimit, bizim Domitian şey Dimit diyor adamı da ya. Dominion sürekli farklı kafasına entrikalar geçiyor ve sonunda bu Yahudi kraliçesi kendisine böyle bir kötülük yaptığı için, yani bu ev hapsine düşürdüğü için onun başına bela olacak bir yol seçiyor. Bazı Yahudiler bu Yahudi kraliçenin Titus'ta yatması sebebiyle buna aşağılayan, küfreden, hakaret eden bazı şeyler söylüyorlarmış. Domitian bunu kölesinden öğreniyor ve diyor ki madem böyle bir şey yaptı o köleleri getir diyor. O köleleri burada yem edelim diyor. kralçede doğal olarak Yahudi kralçede kendi insanları öldürüleceği için bundan büyük bir rahatsızlık duyuyor. Ve aynı zamanda orada kraliçeyi resmeden bir e, Yahudi'ye Kraliçenin benzeri kıyafetler giydiriliyor. Kraliçe temsil ediliyor. Titus da bir aslan olarak temsil edilerek... ...oradaki Yahudi kraliçesinin yedirildiği bir tiyatro sunuluyor. İnsanların öldüğü falan. Kanlı bir tiyatro sunuluyor. Titus bundan çok rahatsız oluyor. Kraliçe, Yahudi kraliçe bundan rahatsız olup küsüp gidiyor. Titus dönüp bir bakıyor. Domitian izleyip gülüyor. Ulan bu, bu yapmıştır kesin bu sahneyi de diyor. Çünkü kim yapacak başka? Bu tip şeylerden sorumlu olan kişi bu. Gidiyor ulan diyor kılıcını çekiyor sen misin yapan falan filan üzerine yürüyor ve o da diyor ki ya diyor ben bunu niye yaptım biliyor musun? Hele ne yaptın kurban sor, söyle bakayım diyor. Gel otur ben sana bir anlatayım diyor. Bu Yahudiler diyor senin kreçeni hakaret ediyordu ben onun için onları oraya koydum diyor. için her şey bir cevabı var. Tam bir hain şerefsiz bir herif yani. İzlemesi de garip bir şekilde keyifli yani. Şeytan tüyü de var adamda. Neyse imparator biraz saf ve biraz da iyi yürekli aslında. Hani tamam Ba şey bir adam. Ee, kabadayı bir adam ama aynı zamanda biraz da iyi yürekli yani kardeşini de kıyamıyor. Ee, dur bakalım da ben bunu öğreneyim gelip yeniden bu konuyu konuşuyoruz Ki öğrendiğinde büyük ihtimal Yahudilerin gerçekten böyle bir şey yaptığını öğrenecek. Onlara bir çeşit işkence falan yapıp bunları konuşturacak. Ve gerçekten kraliçeyi öldürmek istediklerini falan öğrendikten sonra Yahudilerle kraliçenin arası açacak. Bu da Domitian'ın işine gelecek. Belki Yahudileri daha sonra kullanacak. Yani ne olsa kullanmayı biliyor adam. Böyle bir de <laughs> hinlik sinsiliği var. Neyse burada bir Beyaz Aslan muhabbeti var. Beyaz Aslan'ın oldukça görkemli, güzel bir CGI yapmışlar. Orada işte milletin üzerine saldırması falan. Tamam CGI olduğu belli ama hoş duruyor yani. yani. Böyle göze batan, rahatsız eden bir CGI değil. Bence iyi yapılmış o sahne. O arkadaki yapıların falan çekilmesi, okçuların girmesi falan. Oldukça etkileyici bir sahneydi bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara altına yazın. Bu özellikle yarış sahneleri, gladiatör sahneleri ben çok beğendim. Niye bilmiyorum ama. Yani şey çekim bu arada kamera kayıtları yani görüntüler de çok kaliteli. 4K'da falan izlediğinizde oldukça etkileyici yani görüntülerde. Yani i̇zlediğim şeyden keyif alarak izliyorum ben şu an. Ondan sonra Tanex ile annenin pazarlığı var işte. Bu Nuhudelenli geliyor diyor ki bana diyor 3 katı ver, kızıma diyor 2 katı maaş ver bilmem ne falan gibi bir şeyler söylüyor. Şimdi abla çok iddialı. Daha 3 gün önce kör olarak kızını almış. Adam iyi niyet göstermiş, kızını serbest bırakmış. O da aslında istese bırakmayabilir, seni çalıştırabilir. Buna rağmen Tenax aslında hani başta çok pis bir herif gibi gözükse de yavaş yavaş Tenax'ın neden böyle bir adam olduğunu, neden bu kadar sert bir adam olduğunu anlamaya başlıyorum. kadına iyi davranıyor. Ve diyor tamam diyor. Sana senin maaşını da arttıracağım diyor. Rahat ol diyor. Yani normalde kadına vermiyor mu lan hiçbir Defol git dese kadının aslında çok gideceği bir yer yok. Buraya sığındı ve Tenax onun ciddi anlamda koruyucusu oldu. Ama kadın da dişli yani hani ver diyor bana daha çok para ver diyor. Tenax buna kızmıyor. Normalde kızar. Hatta öldürebilir. Ama biliyor ki çocuklar için yapıyor bunu. Kadına bir merhamet duygusu var ve bir de sevgi besliyor. Yani sevgi derken aşk sevgisi değil de kadının bu amacını bildiği için bir hoşgörüsü var Tenax'ın. Yani bir şekilde bu insan insanlara yardım ediyor ve bu iyiliği, bu iyi niyetinin ilerleyen bölümlerde bence meyvesini alacaktır diye düşünüyorum. E son bölümde Yine şeyin, bizim Tenax abimizin küçüklükten bir düşmanı çıkıyor. İyice bir dövüyor onu. kanalizasyon içine basıyor, çıkarıyor falan. Orada bir kapışıyorlar. Baya bir dayak yiyor. Ve diyor ki seni öyle bir fe felini şaşırtacağım ki göreceksin diyor. Öldürmeden gidiyor. Bu adam ilk bölümlerde de görmüştüm. Bunu söylemiştim. Başına bela bir Tenax'ın peşinde bir herif var demiştim. Belli ki bu adam bunun başına bela almaya devam edecek. Tenax'ın başında bin bir türlü bela var ve bunların hepsi birbirine bağlanmayacak belli ki. Farklı farklı yan hikayelerden Tenax'ın sürekli bir mücadelesini izlemeye devam edeceğiz. Oldukça keyifli bir bölümdü. Ben izlerken keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Aldıysanız bence akıyor dizi. Keyif. Ya ilk başlar biraz tutuk başladı benim için ama daha sonra ilerledikçe e, olayları kavradıkça ve bize sundukları şeyler e, oldukça iyi şeyler. Güzel potansiyeli olan işler ve bunları çok iyi sunuyorlar. Şu an için ben oldukça keyifli izliyorum. Umarım siz de izliyorsunuzdur. Yeni bölümler izledikçe videolarını çekmeye devam edeceğim. Bugün gelir, yarın gelir, sonraki gün gelir onu bilemem. Ama gelecek bu dizinin yeni bölümlerinin analizleri. Eğer beğendiyseniz kaç dakika olmuş? 17 dakikadır izliyorsunuz. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Yorumlarda da sizde de diziyle ilgili en azından bu bölüme kadar olan kısmı konuşursanız sevinirim. Yani bütün bölümleri bitirip gelebil gelmiş olabilirsiniz. Çünkü bir sezon birlikte yayınlandı. lütfen o şekilde yorum yazmayın. Hani çünkü yorumu şey yaparım, engellerim. Çünkü başka insanların spoiler, sürpriz kaçıran, tat kaçıran bilgiler edinmesini istemiyorum. Ben de istemem bu bilgileri bu şekilde en azından bu bölüme kadar izlediğiniz sizin fikriniz neyse bunları yazarsanız çok sevinirim. Ee, görüşmek dileğiyle başka videolarda, başka oyun videolarında, film videolarında, dizi videolarında, analiz videolarında görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.